Efendim iyi günler. Bugün konuğumuz 22 yıl Çanakkale'ye hizmet vermiş, belediye başkanı olarak hizmet vermiş olan Sayın Ülgür Gökhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Beni tekrar misafir ettiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Estağfurullah efendim, ne demek? Burası zaten sizin, istediğiniz zaman Sağ gelebilirsiniz. olun. Biliyorsunuz zaten. Biliyorum, Daha biliyorum. önce de siz Evet. de kaç defa yaptık. Bu röportajları halk ilgiyle izliyor İzliyorum. ve özellikle bu röportajı özellikle bekliyor. Öyle mi? Neden bekliyor? Efendim çünkü 22 yıl sizde başkan olarak röportaj Evet. yaptık ama Doğru. bu Doğru. röportajın farkı İlk defa var. yapıyoruz değil mi? Evet, Doğru. ilk defa. Evet. Kamuoyu da sizi bekliyor ilk defa. Evet. Çünkü neden? 22 yıl sonunda görevi bıraktınız. Kendi isteğinizle Tabii. aday olmadınız ve aradan bir 7 ay geçti. Evet, aşağı Bu yukarı. 7 ay içinde ne yaptınız, ne ettiniz halkımız da merak ediyor. Bu arada İstanbul işleriniz, kendi Tabii. işleriniz var tabii. Neler yaptınız 7 ay içinde? Vallahi önce işlerime tekrar adapte oldum. Yani sorumlulukları üstlendim tabii. Vekalet vermiştiniz Tabii herhalde, vekalet değil mi? vermiştim. Tabii Yani ki. ben de ilgilen halde şu anda işlerimle meşgul oluyorum. Ondan sonra torunlarla meşgul oluyoruz bu arada. Onlara zaman ayırıyorum. Nihayet onlara zaman Evet. buldunuz. Evet. Galatasaray maçlarına gidiyorum. Galatasaray. Eskiden gidemiyordum yani çok nadir böyle gidiyordum. Bugün buradasınız ama. Bugün özel bugün işim Evet. vardı ya yani bu şeyin dışında Anladım. program vardı. Geçen hafta iki maça birden gittik falan. Hatta yurt dışı maçlarına da gidiyorum. Yani sadece Oo. zaman Evet. buluyoruz. Kendim şeyimi toparlıyorum bir de yani geçmişteki evraklarımı efendim düzenimi kurmaya çalışıyorum. Zaman Evet. geçiyor. Zaten yaz geçirdik biliyorsunuz işte seyahate gittik falan filan. Meğer bayağı bir şeyim varmış benim. İşim gücüm varmış, Varmış. gücüm varmış. O bakımdan iyi oldu. Toparlıyoruz. Evet. İnşallah bundan sonra çok daha Başlara kendiniz gitmiyorsunuz herhalde. Bir grup veya arkadaşlarınız var. Şöyle maçlara şey daha ziyade Çünkü kolay değil yani maça tek başına gitmek hani oralarda. şöyle araba şeyim var benim. Otoparkım da var. Ha, Statta çok onu iyi. aldım şey yapıyorum. Ve bir de iki üç tane iki arkadaşıma da bilet aldım bu sene. Şeyden bizim divan kurulu üyelerinin misafiri Misafir ol. olarak. Bir tanesi Erdal Gezen, avukat ve oğlu. Tamam. Onlarla gidiyoruz. Onların arabayla O da gidiyoruz. fanatik O da fanatik Galatasaray. Bir Galatasaraylı de Nihat Üzen Almanya'dan geldi. Ona da diyorum. aldım şey Tamam. tabi de. Geçen ondan da gittik. Yani orada beraber gidiyoruz. Bugün hatta şu anda Yoldalar. yoldalar. Plakamı verdim. Plakamı devredebiliyorum. Otopark Ha. plakamı. Anladım. Dolayısıyla işte onlarla çünkü gece maçlarından dönüşte tek başınalık zor. Zor olur Onun tabii için ki. böyle bir ekiple gitmekte fayda var. Yani Fayda biz de var. Erdal Bey'e de işte şey olduğu için onunla gidiyoruz. Hatta bizim dönerci Kemal de bazen katılıyor. Kemal de takılıyor. Takılıyor. Hep beraber Katılıyor. gidiyoruz Evet. maçlara. Aynen. Böyle. Tabii artık başkanlıktan sonra bu işler size daha rahat ve Tabii. daha Tabii. güzel şey geliyordur, değil mi? Tabii. Yani o çok güzel. Zaman bulabiliyorum. Yani tek zaman bulamıyorum. Yani Zaman bulamadım. maça gideceğim gün onun illa bir şey oluyor. Yani Yani. dolayısıyla burada kalmak zorunda oluyorsun. Gibi yani bir takım. Bir de 24 saat hizmet veriyor. Yani Öyle tabii. belediye başkanı hemen hemen Tabii. yani değil mi? 24 tabii belediye başkanı 24 saat 24 saat 365 gün 365 gün hizmet veriyor yani. hizmette sorumluluk var bir kere. Bir o Yani var. Evet. hiçbir şey yapmasanız bile o sorumluluk var. Şu anda öyle bir sorumluluk hissetmiyorsun. En azından o boşluğu işlerinizde kapatıyorsunuz. Yani Tabii. daha bile fazlası Daha belki fazlası var de. mı? Yani daha fazlası var çünkü üstlendim bir takım devrettiğim işleri İşler üstlenince üstlenince. daha fazlası ya yani belediye başkanından daha fazla iş kalmış gibi oldu. Sabahları duyduğum kadarıyla istasyonları Evet dolaşıyor musunuz? Saat dolaşıyorum. 10-11 arası. Evet. Ben Tabii tabii soruyorum başkan gidiyorum. ne zaman geliyor diye İşte hepsini sabah şimdi takipteyim. Dardanos'tayım. Önce Kepez'dekileri oluyorum. Sonra belediye şeye geliyorum. Şeye gidiyorum tabii. Köylere gidiyorum. Köye çıplak gidiyorum. Oradaki Orada ne var? tarım Tarım arazilerimiz işte. var. Ha, Oradaki araziler var. ortaklarım var. Onlarla görüşüyorum. İlgileniyorsunuz. Yeniköy'e gidiyorum. Orada şeyler var. Yani orada da tabii
ilgileniyoruz. Yani orada ortakçılarımız evet. var, çalışanlar var ama anladım. Şeyler var. Gene de başında gene de tabii yani gitmek lazım tabii. diyorsunuz. Gitmekte fayda var. İyi de oluyor. Tarım piyasasından haberler alıyoruz. Vatandaşın köylünün halini görüyoruz. Evet. Bir fiil yaşıyoruz. Yani çok kötü durumda. Durumda. Köylüler, köylüler evet. yani. Tarım. Ki bizim Ova köylüsü zengin olması düşünülür değil mi? Evet, yani. Aynen öyledir. Ama maalesef öyle olmuyor. Sahipsiz köylü. Hiç şey yok. İlgilenen yok. İlgilenen. Çok çok acı bir şey yani. Türkiye'nin bu durumu, yani tarım politikası çok kötü. Ürünler para etmiyor. Para etmiyor. Evet. İşte gübresi bilmem ne, desteği şu bu falan. Yani çok zayıf yani şey evet. zayıf. Mesela bir sıkıntı olduğu zaman kimse gelip şey yapmıyor, destek olmuyor. Destek olmuyor. Mesela geçenlerde bir örnek olsun diye tüm bu TİGEM'i alan firma evet. orada dolu yağmasın diye yağmur bombası atıyorlar. Diye böyle bir şey. Deniyor ama öyle bir şey yokmuş. Yani, evet. yani yapıyor ve tabii köylü yağmur bulutunu dağıttığını inanıyor. İnanıyor ve şikayetçi. Ya bize yağmur yağacak, sen dolu yağacak diye şey yapıyorsun. Yani diyor. Ağacını şeyle falan koru diyor. Yani o evet. örtülen şeyden falan. Onların toplantısı vardı. Oradaki şeyler, muhtarlar, o bölgedeki muhtarların hepsi toplaşıyor. Duydum ben bunu. İlgili firmanın ilgilileri de gelecekmiş. Sen de gel dediler. Biz de orada iyi. Tamam ben de geleyim dedim. Geldim. Ondan sonra toplantı iyi de oldu. Şöyle yani bunun somut bilimsel bir şeyi var mı? Diyor dedim. Yani bu meteoroloji... Peki itiraf ettiler mi yani öyle bir şey yaptıkları? Atıyor, tabii tabii atıyorlar. Hayır, itiraf var, ettiler var, yani. Canım, makineler ha, var zaten, tamam. şeyler var. Hatta o makineyi getiren adam da oradaydı. Attıran firma yetkilisi de oradaydı. Dedim ki ya bu bizim dedim üniversitemiz var, üniversitede meteoroloji bölümü var. Evet. Meteoroloji bölümü bu işi bilir. Üstlensin veya... De, diyor ki, diyorsa ki evet kardeşim bu doğrudur, atılır ama sadece doluyu engeller ama yağmuru engellemez diyorsa evet. tamam. Ama köylü buna inanmıyor. İnanmıyor. Sen benim yağmurumu da kaçırıyorsun diyor. Kaçırıyorsun diyorlar zaten. Diyor. Evet, dedikodu diyorlar. Var öyle biliyorum. Evet. Dedim işte ık mık dediler falan. Şimdi yine takip ediyoruz yani onu şey olması açısından. Tarım İl Müdürlüğü'nden bir yetkili vardı. O bilmiyor. O bilemez zaten o... Onun işi değil o meteoroloji. Bilmeyebilirdi ama bir yardım ister işte şey değil mi? Takip mesela benim söylediğimi Tarım İl Müdürlüğü üniversitenin meteoroloji bölümüyle istişare yapıp aynen. Tarım Müdürlüğü de gelecek diyecek ki köylüye kardeşim tamam sorun yok. Sizin devam dediğiniz edin. Gibi değil devam edin. Ama varsa problem varsa da engel o. Engel o. Yani, ondan sonra işte böyle bir başıboşluk öyle gürültüye gidiyor. Ya Tarım İl Müdürlüğü bu işi ben bilmiyorum. Tamam. Bilmemek hayır bilmiyorum değil. Da ilgilenmiyorum. İlgilen... Bilmemek ayrı. ayrı. İlgilenmemek yani olmaz. Kötü yani. Maalesef. Böyle işte bunlarla uğraşıyoruz. Uğraşıyordun. Ya böyle, böyle bile bir iş. Özlemişsinizdir ama bu. Seviyorum da. Ya ben özellikle tarım konusunda ben çok şeyimdir. Yani ülkelerin gelişmesinde tarımın birincil şey olduğuna inanırım. Evet. Güç olduğuna inanırım. Sanayiden önce. Sanayiden bütün önce. Gelişmiş şey, ülkelere bakın hala da tarımlarına çok destek verilir. Evet. Çok desteklerler. Yoksa Fransa'nın parası mı yok? Yani paramız var, getiririz abi. Bastırı İtalya'da alır yani, alırız. Tabii, tabii. Hollanda'nın parası mı yok? Yani. Hollanda bugün tarım ürünü ihracatı 150 milyar dolar. Dolar, evet. Konya kadar. Dolma, denizden doldurma ülke. Evet, aynen öyle. De, tarım ürünü ihracatı. Hayvancılık öyle. Onlar zaten onları artık şey yapmıyoruz yani. Ve orada dikkat edin. Hep çiftçi mesela eylem yapar. Ki evet, evet. iyi gider gelirleri. Ama o daha çok talepte bulunur. Ama çok iyi üretir. Evet. Teknolojileri çok gelişmiştir. Gelişmiş. Muazzam teknolojiler var batıda. Ama maalesef biz de bu kadar güzel tarım ülkesinde topraklarımız verimli. Dört yani deriz ya dört tane mevsim evet. bir arada yaşıyoruz. Efendim suyumuz çok sıcağı var, suyumuz var, şeyimiz var. Tarım derken sadece toprak tarımını almamak lazım. Yani.
deniz su ürünleri tarafında çok önemli. Evet. Ya şimdi şu Marmara Denizi, hep iddia ederim, Marmara Denizi Japonlarda olsa kepçeyle balık alırız. Eve gider ya şurada bir kepçe al da gel Sami Bey der evden biri. Aynen. Yani onun için laf uzadı ama tarım konusunda çok hassas olduğum için bunu bir kere belirtmek istedim. Yani bu konuda da o boşluğu böyle dolduruyorsunuz. Kesin, yani doldurmaya çalışıyorum ama ben kendi şahsım ama evet. Şeyin buradaki ülkenin tamamında ama tabii Çanakkale üzerinde envai çeşit tarım ürünümüz var ve maalesef para ettiremiyoruz. Evet. Özel yaşamınız böyle devam ediyor. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Hayır, yok. Bir şey yok tabii ki. Şimdi belediye kısmına gelelim biraz. Siz tabii 22 yıl belediyede hizmet verdiniz. En son seçiminizde %60'ın üzerinde oy aldınız halkımızdan. 98 şeyde. 2004 2019 pardon bize hesabı da karıştı. 2019 seçildi. Evet. 2024'ten 5'i çıkaramadım. Neyse. Bir anda kafa dağılıveriyor. Evet. Evet, %60'ın üzerinde oy aldınız ki o zaman Türkiye'de AK Parti'ye karşı alınan en yüksek oy gibiydi değil mi? İl bazında. İl bazında. Daha yüksek olan ilçeler var ama il bazında. İlçe vardı ama il bazında öyle il bir şeydi. Evet, en yüksek. Fakat siz çekildikten sonra bu son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bu destek yani bir şekilde bayağı bir düştü. %20'ler civarında bir düştü. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani halk size mi teveccüh ediyordu? Acaba Ülgür Bey imajı mı vardı veya onun gücü mü, onun şeyi mi vardı da halk hep Ülgür Bey, Ülgür Bey diyor. Siz çekilince de birden onlar da çekildi yani, mi? Çok etkilediğini zannetmiyorum. Yani benim elbette ki şahsi oyum olabilir, vardır. Evet. Yani yıllarca şey yapmışız, sempati duyanlar vardır. Tabii ki. Bir şey yapmışızdır, iyilik etmişizdir falan filan. Dolayısıyla bir tercih olarak bizi tercih etmiş olabilirler o zaman. Evet. Ama tabii orada en önemli unsur hep her zaman da söylüyorum bizim partimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde temel olan parti içi demokrasidir. Ve bunu hep dilimizde pelesenk etmişizdir. Duyuyorsunuzdur hep. Parti içi demokrasi, parti içi demokrasi, parti içi demokrasi. Şimdi mesela şeyde 2019 seçimlerinde yine ben aday olacak idim. O zaman dedim ki hatta bir önceki seçimde de öyleydi de sonra genel başkan müdahale etti. Ama 2019 seçimlerinde benden başka iki tane güçlü aday vardı. Birisi Ömer Faruk Mutan. Evet. Gücü belediye başkanından geliyor. O da KEP'in belediye başkanı. Aynen, siyasi bir obje. Uğraşıyor, dinleniyor. Efendim. Bir tanesi de Celal Karakaş. Celal Bey vardı, evet. Celal Karakaş kim? O da ilçe başkanlığı yapmış. İyi kötü siyasetin içinde. Bu kentte de saygın bir yeri olan sonuç itibariyle bir tabip, doktor. Hem meslek olarak meslek hem siyasi açıdan evet. Dolayısıyla, hem aile evet. Bunlar olarak. Şimdi aday. Evet. Bir de hocamız vardı. Efendim. Şimdi bunlar aday. Şimdi bir dönem önce ön seçim olmamış ama artık bu adaylar olduğu için bu adaylar olduğu o zaman için, çok tepki olmuştu. Evet. Yani değil mi? Siz gene istemiştiniz ön seçim ama yukarıdan atandığınız için çok tepki olmuştu. Genel başkanın takdiridir. Bir şey yapamıyor adam. Parti meclisine yollamış. Evet, yollamış. Ya ben ön seçim hazırlığı yaparken sabahleyin kahvaltıda benim aday olduğumu söyledim. Atandığınızda da siz bunu ya ben istemiyorum deme şansınız yok zaten. Olmaz. Ama işte onu bildiğim için önceden tedbir aldım ve o zaman istediğimi söyledim. Hatta yine genel başkan ya ne lüzum var dedim ki aday olmam. Niye? Çünkü partinin içerisinde elbette ki adayların sempatizanı, taraftarı veya onların daha iyi yapacağına inanan ya da bana kızan insanlar olabilir. Olabilir. O zaman biz dedim sandığı koyalım. Çıkarsam devam ederim. Çıkmazsam işime bakarım. Koyduk ve sandıkta aynı oranda çıktım. Seçim oranında. Aynen. Yani çıktım. Çanakkale'de il çapında aldığınız olay herkes olay kapandı. Hatta belediye meclis üyeleri de içinde sandık koyduk. Hatta sonra fermuar işi falan çıktı.
sıkıntılar evet, oldu. Ama neyse onlar aldı geldi geçti. Hatta ben diğer adayların aldığı toplam oydan tabii fazla daha fazla aldım. Tamam, olabilir. Tamam. Evet, olabilir. Şimdi, olabilir. Zaten şimdi toplam oydan fazla almışım. %60'tı daha sonra evet. Mecliste şeyde aldım seçimde. Ve sonuçta şu oldu. Tamam sandığı kurduk. Bu Ülül Gökhan çıktı. O zaman diğer adaylarda buna taraftarlar aday aday içselleştirmeyebilir. O adaylara gönül veren, oy veren insanlar da içselleştirdi. Tamamdır ya biz adayımızı destekledik ama bu adam bu oyu aldı. Ve ondan sonra partili oldular hepsi. Evet. Ve parti için hep beraber çalıştılar. Bu dönemde aynı şey olsun diye istendi. Yine 3 tane aday vardı. Aday vardı. Dolayısıyla bu 3 adayın Muharrem Erkek Başkan şu anda adaydı. Adaydı. Erdal Gezen, avukat Erdal Gezen adaydı. Ki Erdal Bey son 4-5 yıldır belediye meclisi olduktan sonra efendim son güne kadar hep belediye başkan adayı olarak ortalıkta dolaştı ve onu desteklediler. Ve artık herkes Muharrem Bey bakan olacak, Erdal Bey başkan olacak, İsmet Bey de milletvekili olacak diye konuşuluyordu evet, ve bu organize olmuş. Evet, yani o kesim onu organize ediyor. Olmayınca Erdal Bey ben de adayım dedi tekrar yine. Bizim İrfan Mutluay benim başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi başkan yardımcısı. O da ben de adayım dedi. O da şeydi 3 tane aday var. Şimdi 3 tane aday olunca ne olması gerekir? Ve genel başkan da televizyonda ilk etapta ön seçim olacağından bahsediyor. Kongrede, söz veriyorum. Evet, kongrede yani. Seçilmeden öyle bir şey. Şimdi efendim daha sonra Çanakkale için veya başka yerler için de efendim anket yapılacak dendi. Anketle olacak dendi. Anket oldu. Ankette Orhan Bey çıkacak, çıktı dendi. Tamam da ön seçim demiştin. Anket dedik, anket oldu. Peki anket sonuçlarını rica edelim. Anket sonuçları yok. Yani ankette Sami Bey %22, Ülgür Bey %14, şeyde %50, evet. 60 küsur aldı. Diye. Evet. Eyvallah. Anket sonucudur. Tamam. Ama bu da yok. Şimdi ve bu konuyla ilgili hiç kimse diğer iki adayı bir yere getirip hepsini genel merkezde özellikle buraya adam yollayarak olmaz o işler. Genel merkezde arkadaş bakın çünkü bunlar belli aktörler bu tabii, kentte. Tabii canım yani bir de hizmet vermişler tabii, partiye onca yıl çalışmışlar. Ve bunlara arkadaşlar gibi. Durum budur. Bu dönem böyle olmasın biz şey yapıyoruz. Lütfen bu konuda saygı duyun. Ha buna saygı duyulmazsa bu iradeye o zaman biz de deriz ki bak yanlış bu. Ama hiç sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıldı. Ne oldu o zaman? Şimdi işte disipline vermişler, arkadaşları atmışlar. Neymiş? Aleyhe çalışmış. Kimse aleyhe çalışmadı. Ne Erdal Bey, ne İrfan Bey, ne şu, ne bu. Hiç kimse aleyhe çalışmadı. Hiç kimse somun, siz basın mensupları bunu daha iyi izlersiniz. Hiç kimse çalışmadı. Ha pasifize olmak ayrı şey, aleyhe çalışmak ayrı şey. Ama sadece onlar değil, birçok partili bu kaostan dolayı pasifize oldu. Çalışmazsan seçimde kazanamazsın. Kazanamazsın. Yani gelip burada efendim bu insanlara bunlar seçmen değil mi? Evet. Bunlara anlatmak zorundasın. Ne kadar çok anlatıldığını geçmiş dönemde bilirsin. Ev ev dolaşılır, şey yapılır. Ve bu noktada maalesef bir kısmı şeye gitmedi. Seçmen. Seçime gitmedi. Sandığa gitmediler. Evet. 9000 seçmenden falan bahsediliyor. Bir de bakın şimdi %60 dediniz ya benim için. Onun hepsi Cumhuriyet Halk Partisi oyu değil ki. Bir de o var. Ya öyle değil. İyi Parti ile yani, ortak en son. MHP'nin de oyu var, AK Parti'nin de oyu var. Yani şahsa verilen bir yerel seçim ya. Evet. Hani şahsa verilen oylar da var. Yani benim ya. Seçimde ben MHP'lilerden de, İyi Partililerden de, AK Partililerden oy aldım. Evet. Oy aldım. Şimdi bunu alabilmen için onlara bir diyalog şeyin kurulması lazım. Bu da olmadı. Ya parti içindeki o sıkıntılardan dolayı. Sonuç itibariyle maalesef işte %38'lere kadar gerilemiş oldu. Ha bu hoş olmadı. Yani bu şık olmadı. Halbuki bu daha doğrusu bu yönetilemedi.
Ya yani ben Muharrem Bey'e karşı değilim. Muharrem Bey'in belediye başkanı olmasına bir itirazım yok. Nitekim seçimlerde ben hep onu sonuna kadar destekledim. Deklare ettim. Ki partiyi kazandıran sizsiniz aslında onu. Yani çünkü işlerine. Ben mühim olan burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyede olması. Şahıslar ikinci planda gelir. Ve Muharrem Bey de burada milletvekilliği yapmış. Belediye meclis üyeliği yapmış. Efendim. İyi kötü belediye tecrübesi de olan efendim bir arkadaşımız. Hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Partim de böyle demiş. Ben aday olmadığım için taraf olamam. Yani öyle olmuş böyle olmuş diye ama partimin adayı bu. Parti de bu. Ben de çıktım. Mahalle sokak. Yapmaya çalıştım. Gezdim. Onun için bu sıkıntılar maalesef bu seçim sonucunu böyle olumsuz Allah'tan bu kadarla kaldık. Yani seçimi aldık. Değil mi? Yani bundan sonra iş tekrar düzelir, yoluna girer. Sorun olmaz. Tabii o halkımız çalışmalara bakacak, edecek. Tabii artık göre bir karar verecek. Top halkta. Yani. Aynen öyle. Peki Muharrem Bey de 7 aydan beri belediye başkanlığı yapıyor. Muhakkak bir şekilde takip ediyorsunuzdur veya işte haberlerde, gazetelerde. Ben tabii kamuoyundan. Kamuoyundan. Ben sokaktan bir insanım. Sokaktan takip ederim. Evet ediyorsun. Basından da ziyade. Çünkü basın ister istemez. Peki bir soru sorsam. Özel bir soru. Aramızda off record kimse duymuyor. Kapatalım o zaman ekranı. Şimdi herkes ziyarete gitti başkan olduktan sonra Muharrem Bey'e. Evet. Siz gittiniz mi ziyarete? Yani hayırlı olsun. Niye gideyim? Hayırlı olsun ha. Ben zaten ben devir teslim ettim. Ben devrettim. Ben devrettim. Ben mührü vermişim. Ne ziyaretine gittim? Ne yapayım ben? Ayrıca bir daha gitmeyeyim. Vaktini almayayım. Hayır başka, tabii yani başka zaman diliminde her zaman giderim. Yani benim için bir sürü ama... Sırf hayırlı olsun, hayırlı olsun dedik, mühürü verdik. Mühürü verdik diyorsun. Ben en ziyareti ben yapmış oldum. İlk ziyareti ben yaptım. Ben yapmış oldum tabii. Yani makamında, şimdi mühürü verince oturduk. Oturdum. Ne oldu? Ziyaret etmiş oldum. Anladım. Çayını içtim, kahvemi içtim. Hadi alasmalı dedim, gittim. Gittim. Ben belediyenin içine de girmedim daha. Yani işim düşmedi. Ha girdim, pardon bir soruşturma evrağı varmış, onu almaya gittim. Öyle mi? Soruşturma. Yani. Şimdi başkanlık makamında öyle... Yani görüntü vermek falan bunlar anlamsız. Ama nezaket ziyaretleri yapılmalı tabii. Yani yapılanlar için bir sıkıntı yok. Tabii. Görüşüyor musunuz? Tabii tabii. Yani size danışıyor mu bir şey? Mesela başkanım şu nasıl olmuştu? Yok ya mesela geçen gün genel başkan gelirken beni davet etti sağ olsun. Telefon açtı. İşte yemek akşam yemeğine. Ben de o gün yani genel benim randevu ya yani benim ve hanımın randevuları çok önceden. Çünkü anladım, randevu almak bir şey değil. Alındı. Tam da onun gelişi, yani başkanın gelişine denk geldim. Yani ona bir şey yapamam, bir daha randevu falan değiştiremem. Hanımın da şeyi var. Dolayısıyla çağırdı, aradı. O konuda sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yok yani. Yok, hiçbir sıkıntı yok. Peki evet. Çalışmaları nasıl görüyorsunuz Muharrem Bey'in? Yani, vallahi şimdi tabii çok erken. Tabii yani tabii ama. Şu anda çok erken. Kamuoyunda sokakta tabii maddi sıkıntılar var. Yani doğal olarak var. Çünkü hakikaten Ankara'dan gelen katkı payları bütçe şeyler de sıkıntılı. Pahalılık, enflasyon en çok belediyeyi vuruyor. Çünkü orada harcama yapılmıyor. Bir sürü konu var. O konularla ilgili harcama yapacaksın. Gelirim belli. Yani gelen belli, gelir belli. Dolayısıyla şu an itibariyle bir yatırım şeyi söz konusu olamadı. Evet. Ha bundan sonra inşallah yani daha bir hatta biraz işte gayrimenkul falan satışları var. Onu soracaktım evet. Ha mecbur. Yani onlar için bugünler için biriktirdik onları. Yani şimdi herkes diyor işte başkan biriktirip satıyor. Ama satılır. Yani satılmaz diye bir şey yok. Sen sonra yenisini de yerine koyarsın. Allah'tan biriktirmişiz. Ben biliyorsun parsel artıklarını bile satmadım. Hepsini kat karşılığı verdim. Kat karşılığı verdim. İyi kötü 3 lira 5 lira şimdi satarsın bir katkı olur. Onun için ben ama mesela bazı bilmeden yapılan yani yönetici olmuş arkadaşların bilmediği acemiliği diyeyim ben ona. Evet. Yeşil alan satıyorlar. Abi yeşil alan satılmaz.
Yeşilova'nın satış yani Yeşilova meclis üyeleri de bu konuda şey yapmamışlar. Yani dikkat etmiyorlar. Yani Yeşilova cami alanı satılıyor. Yani ya. Onlar olmaz. Yani cemaati anlatamazsınlar bunu. Anladım. Kime satacaksın? Ben biz satmayacağız zaten. Satmayacaksan yapma. Bu kararı alma. Yani. Herkes senin yandaşın değil ki. Muhalefet var. Muhalefet şimdi bunu gündeme getir. Yani gayrimenkul satılabilir diyorsun. Kesinlikle evde sonra. Şurada ama kesinlikle. Yani yeşil alan. Yeşil alan zaten satamazsın yeşil alan. Parsel numarası var diye satışa çıkıyorlar ama yanlış. Bir de başka bir benim hep iddia ettiğim bir şey vardır. Yani onu takdir tabii onların ama arsa satılmaz. Ben hiçbir zaman arsa satmam. Hep kat karşılığı verilir. Orada bir değer şey olur. O değeri satarsın. Satarsın. Çünkü evet. O bina olduğu zaman, daire olduğu zaman, dükkan olduğu zaman daha farklı. Daha farklı tabii. Tabii ki. Yani. Daha farklı olur. Ha onu satarsın tabii. Onu satmasın diye bir şey yok. Ama bu konuda biraz hassasiyet gösterilmesi gerekir. Bu konu tabii başkanından öte meclis üyelerinin de dikkat etmesi gereken konu. Değil çünkü mi? Ona karar veren, parmak kaldıran evet. O arkadaşlar. Evet. Yani başkan gündeme getirmiş olabilir. Ama sen orada diyeceksin ya yeşil alan satılır mı arkadaş? Yani. Okul, halı saha arsasını yani alan adam ne yapacak orada? Bir de bir konu daha var. İmara yeşil alanı eğer imara çevireceksen sen çevir öyle sat. Öyle sat. Ki o mümkün değil. Mümkün değil. Çeviremez. Onun için o bir takım şeyler, sıkıntılar sıkıntılar var. Oldu mesela. Kamuoyunda işte o yani bir yatırım hamlesi yok şu anda. Bunlar şeyler var. Kamuoyunda pek hoş karşılanmadı. Evet. Hele yani. Ki Yan Cevat Paşa muhtarlığın yerinin yani satılması bile ayrıca bir anlam kazandırdı evet, o satışa biliyorsun. Evet, evet. Özellikle yani yapılmış sanki. Gibi. Yani ne alakası şey aldı intikam alır gibi filan yani. Evet. Tabii laf biraz şey oldu ama evet. Hani halkın ben duyduğunu söylüyorum ben kendi söylüyorum. Halk öyle konuşuyor yani. Yine işte muhalefet ettiği için onun yerine satıyor. Halkın algısı önemlidir. Yani öyle algılıyor. Senin niyetin onu. Önemli değil. Ya tabii ki. İşte bak diyorum halkın algısı. Algısı. Sen onun niyetin şudur. O zaman sen niyetini ortaya koy. Onun için yapıyorum diye halk da ha desin ki tamam kardeşim. Tamam. Evet. Tamam. Ama şimdi sen böyle emrivaki orayı satışa çıkarttın. Bu şık değil. Öyle algılanır. Ya halk öyle algıladı. Tabii. Bilemiyorum. Yani. Şimdi Cevat Paşa, tabii ki öyle değildir ama. Ya Cevat Paşa Mahallesi'nin muhtarlığı orası. Yani. İşte çocuk parkı var, ağaçlar var, bilmem ne var. Adam orada hizmet görüyor. Ha şu olur bakın. Şunu anlarım. Bu arsa İmarlı arsa, tamam hayal. Ya buna şey yapalım, bir bina yapalım. Verelim kat karşılığı müteahhide. Altına bir muhtarlık binası muhtarlık yapalım. Binası. Hem daha şık, daha güzel. Yanına ne bileyim bir kafe mafe yapalım. Evet, o müteahhide kalsın, bu bir şeye kalsın. Üstlerinde daire alalım, bu arsayı değerlendirelim. Hayal, memnuniyetle. Hiçbir sıkıntı yok. Ama satıyorum, arsayı satıyorum dediğin zaman bu anlatamazsın. Yani şey olmaz. Şimdi arsa satışından sonra alanla ilgili de tabii, bir şey olursa kesinlikle. Bir de görün siz ondan sonra cümbürtüyü demiş. Kesinlikle. Alan adam ne yapacak? Yani, hayır alan adam bir de hani yakınlık bilmem ne hani belediye veya partiye yakın biri bilmem ne de olursa hani Nasrettin Hocam'ın bir fıkrası var siz ondan sonra görün cümbürtüyü demiş. yani öyle bir şey olabilir. Biraz dikkat etmeleri lazım. Yani ya. Çünkü Çanakkale'de kamuoyunda özellikle zaten. Belediye varlıkları konusunda biz bir şey yerleştirdik. Bir üslup yerleştirdik. Evet. Bir şey yerleşti. Vatandaş bundan memnun. Yani özellikle hani bütün mesela Barış Kafe'nin arsasını biliyorsunuz. Evet evet. Adamların imar hakkı varken bir gerekçeyle şeye çevirdik. Evet. Özgürlük Parkı'nı parselli arsaları, parsellenmiş arsaları satın aldı. Evet. Yani vatandaş burada hep kendi lehine olan şeyleri hatırlıyor. Evet. Hatırlıyor musun? Yani onun için şeyleri, gayrimenkulleri satarken kamuoyuna çok iyi bilgilendirmek lazım. Değil mi? İleride bir şey yani olmasın. Ek gündem maddesi olarak getirmişler mesela o yeşil abi. Onu güzelce tartışırsın ve gerekçesini hazırlarsın. Hatta mecliste bunu sunarken o gerekçeyi sunarsın ve bunu
Canlı yayında da kamuda bilir. Evet, sosyal medyada bunu bildirirsin. Yani dedim ya, yani Çanakkale şeye alışık yani. Mesela AK Parti yapsa bir şey olmuyor. Yapıyor bunlar. Yapıyor zaten. Diyorsun. Ama burada olmaz o. CHP için. Anlatamaz. Ben... Sokağa çıktın mı onu anlatamazsın. Evet. Belediye olarak borç bıraktınız mı? Hayır. Ya belediye borcu her zaman var. Yani borç dediniz tabii şimdi yok. Binayı yaptığınızda hayır, onun bir borcu muhakkak vardır yani. Su yaptık. Su arıtma tesisi yaptık. Ödeyeceğiz onu. Ama o şu İller Bankası olan borcu gibi yani. Ya bizim İller Bankası da kredimiz çok yüksek. Yani hiç öyle bir sıkıntımız olmaz. Yani şeyde. Biz şey yaptığımızda aşağı yukarı 50 milyona yakın parayla bıraktık. Şimdi bu noktada tabii enflasyon resmi kurumların bütçesini de eritiyor. Yani. Çeşitli nedenlerle. Eriyebilir. İşte ondan dolayı varlıklar satılabilir. Dediğim. Ama öyle biz hiçbir zaman aşırı böyle bir borç, ödenemeyecek borç, yani israftan doğan bir borç. Hep yatırımdan anladım. Doğan borçlar var. Bunlar da doğaldır. Onlar da zaten tabii, borç bile sayılmıyor. Neredeyse yok çünkü yani. Onun geliri belli, gideri belli. O gelir tabii gideri yani, karşılıyor. İller Bankası'na borcumuz var. Vardır. Öderiz bizim gelirlerimiz tabii var zaten. Yani. Sıkıntı yok. Hatta ben demiştim. Zaten onlar de, olmasa size bir kredi vermezler. Evet, İller Bankası'dır. Kredibilitesi en yüksek belediyelerden birisiyizdir biz. Çünkü doğru düzgün kredi de vermedikleri için. Onlar kredi hep yüksek. Hep yüksekte duruyor zaten. Yüksek öyle durdu. Bin dereden su getiren vermedi. Aynen, aynen. En son bildiğim kadarıyla o Bülent Bey araya girmişti. Hatta evet. Bir kredi alımında aynen, değil mi? Siz evet, zaten teşekkür etmiştiniz ettim, ona. Canlı yayında yine bizim. Evet, Bülent Bey'le sağ olsun bayağı bir o konuda destek oldu. Ve krediyi çıkartmıştık. Evet, krediyi çıkarttık. Ama hep yani yararlı işlere tabii harcıyorsun. Yani israf edilmediği için vatandaş da o konuda şüphelenmiyor bile ya. Bunun ne kadar borcumuz var, borcu yok. Borcu yok. Yani. Peki özlüyor musunuz belediyeyi? İş yok. Arkadaşlarınızı işte ha, personel, bilmiyorum. Yok personelle görüşüyorum. Hatta geçen gün bir gece bir yemek yedik. Bizim Evrim onu ayarlamış. Manisa Belediyesi'ne transfer ettik. Öyle gitti. Mi? Tabii. Evrim Hanım. Evrim oraya gitti. Tabii daire başkanı orada. Oo maşallah. Ondan sonra şey vardı, Hülya vardı. O da Yozgat Belediyesi'ne gitti. İşte emekli olan üç arkadaşımız vardı. Ondan sonra eski başkanımız Sandal Hanım falan. Eski benim özel kalemciler. Evet. Ben illa bir yemek yiyelim dedim. Tamam hadi yedik. Ondan sonra yani diğer arkadaşlarla haberleşiyoruz, konuşuyoruz. Sıkıntı yok. Ama ya belediyenin işi itibariyle bir özlem duymuyorum. Çok da özlem duymuyorum. Özlem duymuyorum. Peki belediye kısmını da böyle kapatalım. Evet. Gelelim siyasi kısma. Tabii siyaset derken şunu diyorum. Ya siz tabii Çanakkale'de belediye başkanlığı yaparken Cumhuriyet Halk Partiliydiniz tabii ki. Ama başkanlık yaparken partisiz. Tabii. Ama bu tarafa döndüğümüzde de tabii, partiliydiniz tabii. Çanakkale'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinde de etkili rol oynuyordunuz. Yani bulunduğunuz makam itibariyle. Ben siyasetle yaptım. Geldim ya. Yani tabii, il başkanlığından geldiniz. Tabii. Ondan, o yüzden tabii ki orada da çalıştınız tabii. Siyaset olarak tabii. Da gayet doğal hakkınızdı tabii. Şimdi hala siyaseten ne durumdasınız? Cumhuriyet Halk Partisi içinde Çanakkale. Şu anda bir sade üye olarak hayatımı sürdürüyorum. Ama süreç içerisinde şu anda zaten siyaset yapacak bir şey de yok. Yani şey itibariyle yönetsel anlamda. Ama yarın bir ihtiyaç duyarsa, bir şey olursa yani siyasi aktivite başladığı zaman elbette biz de yine bir tarafı oluruz. Taraf olarak da yolumuza devam ederiz. Yani şu anda partisinde bir yere talip olur musunuz? Yok, siyaseten. Olmam. Artık olmam. Yani yöneticilik işine talip olmam. Talip olmam. Olmaz yani. O gerek yok. Yani orada başkasının önünü kesmenin de manası yok. Ben bütün kademeleri yaptım, geçtim. İl başkanlığı, kurultay başkanlığı bile yaptım. Evet, biliyorum. Onun için artık benim için ama elbette ki parti üyesi olarak bana bir görev düşerse onu yaparım. Ya git şu mahallede çalış, şu köyde çalış, şu etkinlikte şey yap, şunu yap, bunu yap diye derlerse. Her zaman partime destek olurum. Benim için temel olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Evet. Sizin belediye seçimlerinin bir öncesinde parti başkanı da değişti. Şimdi genel siyasette. Evet. Özgür Bey geldi. Geldi Kemal evet. Bey o da çekildi veya işte evet. yarışı kaybetti diyelim. Evet. Evet, Özgür Bey geldi. Geldi. Özgür Bey politikası genel olarak memnun musunuz veya nasıl görüyorsunuz Özgür Bey'i? Vallahi ben şu anda memnunum. Yani şu anlamda memnunum. Her konuya müdahil oluyor, takip ediyor, işte mitikler yapıyor efendim. Ama bazı konularda söylemlerde daha dikkatli olması gerekir. Mesela geçen gün o işte el yükseltiyorum lafı ve işte devleti teslim ediyorum. Ben onun ne demek istediğini anladım. Herkes anladı. Hiç. Belki de ama sizin anlamanız, siz biraz işin şeyindesiniz. Yani basın olarak ben... Biz başka ama sokaktaki adam öyle anlamıyor. Anlamıyor. İşte ben seni kalkıyor. Örnek mesela. Bunları çok dikkat etmesi lazım. Biraz acele... Anlatamazsınız sonra. Evet. Sonra derler ki U dönüşü yapıyor. Karşı taraf hemen tak bastıracak hemen, tamam. zaten. Kumar hemen burası. Dedi. Adam dedi yani. O tabiri kullan. Onun için benim Sayın Genel Başkan'da bir şey buldum, eksik buldum. Çünkü bir gün sonra konuşmalı. Değil mi? Bir gün sonra. Hatta 12 saat sonra. Hatta derler yani kavgada şöyle bir nefes al da ondan sonra konuş diye. Abi bir dur. bir de başkaları konuşsun bakalım. Yani senin ön almanın bir faydası yok. Yani evet. Sana iktidar getirmiyor ama bir dur. Bir şey yap. Orada bazı konularda evet bana göre öyle göre belki daha adam haklı yani, ama ne diyorum ben ne dedim daha önce de benim ne düşündüğüm önemli. Halkın nasıl algıladığı önemli. Aynen öyle değil mi? Onlara iyi anlatmak lazım. Daha doğrusu yanlış anlayacağı şeyler yapmamak lazım. Üçüncü defa öyle demek istemediğini anlatmaya çalışıyor. Olmaz. Üçüncü defa. Abi olmaz. İşte gitti yani o olmaz. Baştan bitti. Onun için ya bir 24 saat yani bir dur. Bir duralım diyorsun. Yok ol. Mesela bak Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Yok oluyor. Tabii yok oluyor. Şimdi herkes bak, hala ne diyecek? Da, ne, hala daha bir şey demedi. Şimdi diyecek miyiz? Neymiş şeyde yarın mı yapacakmış? Neymiş şey? Evet. Grup toplantısında. Evet, hani ne diyecek? Ya bırak sen de sen. Bu da ne diyecek? Çünkü ana muhalefet partisi liderisin. Yani. Cumhurbaşkanı kadar senin de ne diyeceğin çok önemli. Ya İYİ Parti tamam söyler sonra dersin. Deva Partisi sonra söyler dersin falan. Ama İktidar Partisi ve ana muhalefet. Ana muhalefetin yani, ne diyeceği çok önemli. Çok önemli. Ya paldır küldür diyor. Yani vatandaş da öyle söylüyor. Ben de öyle anlıyorum. Ben anlıyorum onun ne dediğini ama benim anlamam yetmez. Peki. Abi Anadolu'da zaten anca ısınıyoruz. Ateşe su dökmeyelim abi yani. Bırak. Şimdi belediye seçimlerinde yani genel yapılan belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir oy alıp birinci parti konumuna geldi. Aynen. Bu rüzgarla iktidar olma şansı nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin? İşte bozmazsa. Mesela şimdi dün akşam gözüme izleyemedim ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir düşüş söyleniyor. Ya bu şey olayından sonra. Evet. İmralı olayından sonra. Anketten öyle gösteriyor. Neden ama şimdi yani net anlatamadığın için. Ya taraf mısın değil misin? Yani Bahçeli'nin neresindesin? Ne kadarına taraf? Ne kadarsın? Yani. Mesela şey çok doğru tespitler var. Mesela onlara da sahiplenmek lazım. Tamam. Barışalım. Eyvallah. Efendim adına ne dersek diyelim. Ama tarafı eksik. Tarafı eksik. Sen Dem'le İmralı'yı oturtuyorsun. Ama Selahattin Demirtaş diye bir kavram var. Evet. Terörist dediğimiz efendim şiddetle karşı çıktığımız bir Kandil veya PGR neyse ne dersek diyelim onlara. Evet. Terörist grup var. Bu bir grup. Zaten başımıza belayı açan bunlar. Evet. Onlar dur deyince durmuyor. Şimdi, ha bu adam dur derse duracak. Duracak mı? Onun istihbaratını yapalım ama bak şunu soralım. Abi bak lideriniz, eski lideriniz neyse yeni lideriniz Öcalan size dur derse duracak mısınız? Yani.
adamı tecritten kurtardık. Adam çıktı, bırakın lan dedi. Zaten cevap verdiler. Biz dağdayız abi sen. Evet. Ki, oh sobanın başında ahkam kesiyor dersen ne olacak? Evet. Ki bunların bir siyasi kanadı, bir silahlı kanadı var. Öbür, bir sürü de kanatları var. FYD'si var. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bir tabanı yok mu? Bir de onun var. Selahattin Demirtaş'a karşı değil mi İmralı? Evet. Karşı. Şimdi nasıl olacak Selahattin Demirtaş işte. Taraftarları nasıl olacak abi yani? Ama işte Edirne orada kalsın, biz buraya bakalım falan. Yok öyle. Yani Bahçeli'nin şey bir iş yani, evet. Çıkıp grupta böyle laf ola beri gele bana göre söyleminin arkasında takıldık gidiyor. Bence yanlış. Evet. Yani niye yanlış? Çünkü o Bahçeli'nin düşüncesi. Bir kere o aynen. Tutması mümkün değil. Yani meclise gelecek adam. Meclisin kapısından nasıl girecek bu adam? Yani. Nasıl çıkacak? Yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine nasıl girecek? Yani olabilir mi öyle bir şey? Ben hayal bile edemem. Tabii canım yani mümkün değil. Ama hayal bile edemem. Çok geniş yürekli madem olmak madem böyle bir adamdı, niye adamı tecrit ettik niye o kadar? Yani? Şimdiye kadar yapsaydınız niye? Yani. Kaç seneden beri. Şimdi mi aklın başına geldi derler adam. Yani. Ve bunu halkın kabul etmesi için çok geniş yürekli olması lazım. Hani böyle evet. Yaymış olmamız i̇şte lazım. İşte dedim ya algısını iyi tutmamız lazım vatandaşa. Ha o zaman ne olur biliyor musun? O zaman çağırırsın Cumhuriyet Halk Partisi falan. Artık tabanınıza bunu anlatalım. Hep ortak bir şey olur. Ortak mecliste aklı. Evet. Mecliste ortak olur ve buradan herkes kendi tabanına bunu anlatır. Anlatır evet. Yani Çanakkale'de bunu kabul etmeyecek adam da olsa gel buraya dersin kardeşim. İkna edersin. İşte biz de o zaman devreye gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım çalışın derim. Hatırla şeyde bu çözüm sürecinde şeye gelmişlerdi. Colin Otel'e. Ha evet. Colin evet. Otel'de kapalı salonda ben evet. Bile konuştum orada. Aynen. Destekledim. Ya çözüm evet. Sürecini çözümse, destekledim. Evet, çözümse tabii ki bu. Evet. Ve hatta o zaman şöyle bir söz etmiştim. Ya Kürtlerden, teröristlerden değil Kürtlerden bir özür borcumuz var. Önce ya bu kadar sene size yatırım yapmadık, şey yaptık, ilgilenmedik. Önce bir gönül alma anlamında evet. Yani bir suçla kendini suçlama anlamında değil ama bir gönül alma meselesi. Evet. Yani bu ülkenin gerçeklerini ama bu şeyin çıkışı tamamen anayasaya dönülük işte taraftar toplama falan ama olacak bir şey yok. Ya ben bu konuda hiçbir şey ihtimal vermiyorum. Hiçbir şey vermiyorum. Evet, Özgür Bey'e de gidişini destekliyorsunuz. Destekliyorum. Ama biraz acemilikler oluyor. Ya birazcık mesela. Dikkat yani çok acele etmemesinde şey var. O bir de grup başkan vekilliğinden gelen şey var. Olabilir. Yani birden atlama, aynı, birden bravo. Cevap verme mecliste biliyorsunuz. Ali Mahir başarılı yapıyor şimdi onu. Şimdi Mahir yapıyor. Çok güzel. Grup başkan vekillerin böyle bir şeyi var. Alışkanlıkları var. Çünkü o anda söylemen lazım. Evet. Adam yanında zararlı gidiyor. Ya ben bir düşüneyim diyemezsin. Hemen pat. Aynen. Çünkü halk bekliyor. Aynen. Yani canlı bir kere. Onun öyle bir herhalde evet. Alışkanlığı var. Güzel bir benzetme oldu. Evet. Evet. Bir şey söylediniz ama... Yok. Tamam. Tamam. Şey. Evet. Şu anda yani genel başkanımızdan memnunuz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsunuz. Ama bizim memnuniyetimiz yetmiyor tabii diyorsunuz. Halkın da memnun olması lazım. Sokak. Bakalım erken sokak. Seçim mi olur, genel seçim zamanında mı olur, olağan mı olur bakalım. Abi erken seçim olmazlığı diye düşünüyorum. Bu ekonomiyi düzeltemeyecekler. Yani olmadığı müddetçe de olmaz abi mı diyorsun? Düzeltme şansın yok. Çünkü yok. Bu dışarıdan para bulup buraya getirmekle bu işler düzeltir. Bu işler olmaz. Parayla olsa iş kolay. İş kolay. Parayla olmaz. Üretmek lazım. Bir de dışarıdan şey borç veren adamın senden bir takım beklentileri olacak. Abi olur. O beklentileri verdiğin zaman temelli ipin ucunu kaçırırsın. Aynen öyle. Yani. Devlet. Ama bir yeni bir sistem kurmamız lazım. Yani tasarruf çok önemli. Efendim, liyakat çok önemli. Kesinlikle. Eğitim ve hukuk. Sağlık. Eğitim ve hukuk. Yani hukuk. Adalet evet. Bir kere o SK'nın kompozisyonu değişmeli. Hı-hı. Bence. Ve hukuku düzelttikten sonra eğitimin de çok iyi bir biçimde dizayn edilmesi. Tam tersi oluyor. Giderek bozuluyor. Evet. Valla bir saat oldu başkanım. Tamam. Yani daha söyleyeceğimiz yok yani daha soru varsa şey edelim. Yani, sorularımız bu kadar. Tamam. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa. Ben önce teşekkür ederim. İkinci bugün 28 Ekim, yarın 29 Ekim. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız evet. Kutlu olsun.
Bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet önemli. Cumhuriyetimize sahip çıkmamız lazım. Eğer bugün bir yerlerdeysek, evet, Cumhuriyet sayesinde. Cumhuriyet sayesinde. Yani eğitimimizi aldık, iyi okullarda okuduk, iyi mevkilerde görev aldık. Hatta bir Çanakkale halkının temsiliyetini kazandık. Bütün bunlar bu Cumhuriyet'in birikimlerinden kaynaklanan, evet, sonuçlar. Onun için Cumhuriyetimize sahip çıkmamız lazım. Ve özellikle bir konuda eski belediye başkanı olarak bir sorumluluk olarak da aileleri çocuklarına, gençlere sahip çıkmaya çağırıyorum bu uyuşturucu konusunda. Çok büyük bir felaket var. Yani bunu her anne baba çocuğunu iyi izlemeli. Çok iyi denetlemeli. Devlet hakeza öyle. Artık bu jelibonların içinde bile pazarlanıyor bu iş. Evet, o kadar kötü. Öyleymiş. Ve çok ucuz. Çok ucuz. Ulaşılabilir. Temini çok kolay. Evet. Ulaşılabilir. Yani şu anda cebinde bile taşısan kimsenin ruhu durmaz. Ve gençleri bu konuda çok iyi takip edilmesi lazım. Çünkü geri dönüşü yok. Evet. Geri dönüşü yok. Aynen öyle. Ve daha sonra da hani şiddet diyoruz ya, yani kadına şiddet, çocuğa şiddet, ne gence şiddet, hepsinin büyük oranda temelinde bu. Uyuşturucu kullanma. Sarhoşluk değil, içki değil. Evet. Uyuşturucu. Uyuşturucu. Yani sadece kendi kazasına, kendi şeyine değil, sokaktaki kadına da şey. Yani onun için benim naçizane bir şeyim hemşerilerime, anne babalara, yani sadece 16-17 yaşında çocuk gençlere değil, ilkokula giden çocukların da takip edecek. Kesinlikle arkadaşından, şundan bundan, böyle şekerdir, bonibondur, şunu kesinlikle aldırmayacaklar. Kesinlikle. Çünkü o alıştırıyor, alıştıktan sonra selen kalkıyor. Selen kalkıyor. Ve maalesef ya polis koşturuyor, jandarma koşturuyor ama ya o da baş edemeyiz yani. Çok tabii burada hükümetin şeyini unutmayalım, rolünü unutmayalım. Dünyanın en büyük baronları Türkiye'de yakalandı. Bunların ne işi var Türkiye'de? Ne getirir buna buraya? Evet. Muz mu getirilir? Evet, muz getirilir. Ama muzların içinde uyuşturucu çıktı. Evet. Ben teşekkür ederim. Boğaz FM çalışanların da nezdinizde emekleri için teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladılar. Sağlıklı, mutlu yıllar, günler diliyorum. Yılda aslında geldi aslında. Geldi, yılda geldi. Evet. Yeni yılımızı da kutlayalım o zaman. Madem. Yeni yılımızı da. Valla kutlayalım da kutlanası bir yıl olsun. Kutlanası bir yıl olsun. İnşallah. Dua edelim. İnşallah. Kutlanası bir yıl olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, programımıza katıldınız. Başkanlığınızdan sonra ilk defa sivil diyelim artık. Yani sivil olarak sivil, ilk defa, evet, bize bu, evet, röportajı verdiğiniz, evet, için güzel. Biz de çok teşekkür ederiz. Teşekkür. İnşallah ileride tekrar birlikte, evet, oluruz. Zaman içerisinde bir takım birikimler olursa gene olursa görüşürüz. Yine çünkü görüşürüz. Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Hızlı. İlla olur. İlla olur. İlla olur. Evet. Efendim, bugünkü söyleşimiz burada sona erdi. Sayın Ülgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Başka bir konuk aldığımız zaman başka bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.